Bu ne abi? Sen duydun mu sesi? Ben şuradan yavaştan gidiyorum abi. Sen duymadın ama net duydum yani. Ayı burada yanımızda. Yavaşça inelim. Anayı görüyorum. Çok net. Bir dakika abi, ayı burada. Bayağı böyle bakıştık yani bizim. İnanılmaz bir görüntü aldık. Burası gerçekten Türkiye'de sayılı yaban hayatı merkezlerinden bir tanesi. Abi bak, hemen karşıdan bir yol aşağıya doğru iniyor ama bu insanların oluşturduğu bir yol değil. Ormanın içerisinde de hayvanların oluşturduğu yollar var. Nasıl biz bir yerden bir yere giderken yol bizim gözümüz ediyoruz. Onları görmüyor. Sen geçerken diyorsun ki bak abi hayvan geçmiş falan. Bundan sonra ama senden öğreneceğim ve gerçekten dikkat edeceğim. Bu arada hakikaten 3 yıldır falan yanına gelmek istiyorum. Videonu çok keyifle izliyorum. Müthiş işler yapıyorsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın çünkü yaptığın şey çok özel bir şey ve çok kişi de yapmıyor bunu. O yüzden bence bu coğrafyaya büyük değer katıyorsun. Teşekkür ederim abi. Gerçekten. Bizim bugün hedefimiz ayı, kurt, başak, geyik, domuz. Biz bunları görmeye çalışacağız bugün. Bunun için de yani aslında normalde 1-2 gün yeterli değil. Ama bizdeki ekipman ve saha tecrübesi olduğu için biz sana bugün göstermeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız ki göreceğiz diye de düşünüyorum ben. Evet. İnşallah bugün göreceğiz. Göreceğiz abi. Biz bak şimdi buraları keşfediyoruz önce. Tamam. Keşiflerden bir tanesi iz takibi. Heh. Yani ön araştırma, sonrasında ekipman vesaire. Ön araştırmayı burada yapıyoruz. Yani aslında gezdiğimiz, adım attığımız her an bizim için bir ön araştırma. Bu yolda ona bir örnek. O patikaya emin ol. Yani bir fotokafan nasıl kurulur veya işte fotokafanı nerelere kurarız diye sorduğu zaman izleyiciler veya bu işi yapmak isteyenler işte bu bahsettiğim patikalar gerçekten verimli oluyor. Verimli oluyor. Kendine yol yapıyor yine değil mi? Orayı kullanıyor. Bunu ve orayı sadece domuz değil, domuzun kokusuna gelen kurtlar da kullanıyor. Kurtları takip eden işte diğer yaban hayvanları da kullanıyor. O yüzden şimdi iz takibi yapacağız zaten. Orada da karşılaşacağız kemiklerle, izlerle. Gece yarısı yaban hayvanlarını gözlemleyerek fenerlerle, gece görüşlerle bu gece bu işi çözeceğiz. Müthiş bir yerdeyiz, müthiş bir adamın yanındayız. Sağ olasın. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Abi burası kurtların mekanı. Burada kurtun dışında bak şu orman var ya, ormanın içerisinde bizim çiftlikte kuzu öldüğü zaman veya hayvan öldüğü zaman insanlar uzağa getirmeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü yaban hayvanlarla insanlar karşılaşmasın diye buraya getirmiştik ve burada ayı kuzuyu böyle götürürken çıktık. Şimdi iz varsa ize göre gece de buraya geleceğiz. Hava karardığı anda hazırlanıp buraya bir dürbünlerle bakacağız. Abi bak şimdi biz gece bu yolların hep etrafını inceleyeceğiz. Arabayla giderken gece görüşte sağ solda etrafı izleyeceğiz. Burası ayıların yaşam alanı. Hemen şöyle sürtünme ağacı. Burada ayı sırtını kaşıyor, belki kıl falan görebiliriz. Bak bu eski bir kıl, biraz beyazlaşmış. Boz ayıya ait. Hemen aradan çektin ha. Daha vardır eminim. Bunun içinde çok güzel reçine var. Reçine de var. Zaten reçine olduğu için ayı gelip buraya sürtünüyor. Ayı vuruluyor. Kaçıyor. Reçineyi alıyor iyice böyle. Tampon yapıyor kendine. Evet. Delikten içeri sokuyor ki kan kaybolmasın diye. Yapar abi. Şu doğada gördüğün her şey aslında bizim bilmediğimiz de birçok şey. Ayıların veya işte diğer yaban hayvanlarının kendini tedavisinde kullandığı bitkiler. En çok merak ettiğin hayvan hangisi? Ayı. Ama gerçi kurt da çok merak ediyorum. Kurt biraz daha zor ayıya göre. Değil mi? Ama daha zor. Ayı görme ihtimali daha kolay. Çünkü ayılar öğrenme davranışı çok hızlı gelişen hayvanlar. Yani o mesela insanlara karşı tepki verip vermeyeceğini iyi öğreniyorlar. Buradaki ayılardan mesela bazıları insanlarla çok karşılaştığı için tepki vermiyorlar. Sen de. Evet, ben de. Ben yabancı değilim diyorsun. Ben isim verdim abi artık onlara. Yani şimdi bugün görme ihtimalimiz olan ayıyı çocukluğumdan beri biliyorum. Tamam. Vay be. İnanılmaz bir şey gerçekten. Kar ve kış ismini verdim. İki tane kardeş bunlar. Geziyorlar etrafta. Anneleri yok. Anneleri ölmüş daha önce de. O yüzden bizim gözlerimizin önünde büyüdüler. Olay. Bak gel abi şöyle gidelim. Belki hadi. Burada avladıkları hayvanların kemiklerine rastlayabiliriz.
Burada adım attığın yerde ağaç var, fark ettin mi? Evet. Çok sık. Evet. Yani karışık orman, her şey var. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü az önceki açıklıktan ormana doğru girdik. Ayı avlandığı zaman leşi anında yemez. Yere çeker diyorsun. Yani o leşi avladıktan sonraki 7 gün o hayvanı alır, işte böyle sıklık bir yere getirir, kazar, gömer. Şu an tam bu bulunduğumuz yerde, şu ağaçta fototapanım vardı. Kesik kulak burada gömdüğü domuz leşini yedi. Şu an tam üstüne basıyorsun kazdığı yeri. Peki çok merak ettiğim bir şey soracağım sana. Hep bunu kitaplarda falan da yazıyorlar. İşte bazı belgeselde söyleniyor. Kampa gittiğin zaman işte ayıyla karşı karşıya kalırsan korkma. Hatta onun senden çekinmesi ve geri dönmesi için hedef büyütüyorlar işte. Ne yapman lazım? Şimdi odun parçası üzerine çık. İşte montunu aç, büyüt falan filan. Ben de bazı videolarda diyorum ki ya arkadaşlar, böyle bushcraft kitaplarında falan bunu okuyoruz ama hani acaba kaç kişi bunu yazan ya da okuyan hakikaten bir odun parçasının üzerine çıkıp böyle montunu tutuyor. Evet. Yani bence herkes kaçar. Kaçmak lazım. Sana bir soru abi. Senin yani evine başka bir yabancı birisi geldi. Veya işte evine bir kedi de kaçtı diyebilirim. Evet. Sana ne kadar büyük görünürse görünsün, kendi evine girmeni engelleyebilir mi? Yani beni engelleyemez ama Ahmet'i engelleyebilir falan. Yani bunun gibi düşün. Yani tabii, şimdi doğru. Yani doğru söylüyorsun. Tabii. Burası hayvanın tabii, bölgesi ise tabii. Şu an kesik kulağın bölgesindeyiz. Ne kadar güçlü olduğunu farkında bence. Kesinlikle yani. O onu biliyor. Hadi biraz yürüyelim o zaman. Bu arada sizde korku var mı? Ben sen varsın diye hiç korkmuyorum şu an. Tamam ya, benim parfümümü ezbere biliyor ayılar da. Haberleri var, gittiler yani. Şu anda etrafımızda yoklar. Ya inanılmaz. Şey ya. Hayvanları fısıldayan adam. Bak, vay, bak, varan bir. Varan bir. Varan iki. Ahmet, bunlar senin kemiklerin olabilirdi. Yani bu gördüklerin yaban domuzuna ait kemikler tabii. Doğadaki her hayvan bununla bir işlevi sahip. Ayı bunu getiriyor, gömüyor. Çürüdükten sonra etlerini yiyor. Bu et parçalarıyla kalan kemikleri, karıncalar geliyor. Karıncalar da o. Herkes istihkakını alıyor diyorsun. Kırmızı orman karıncaları. Temiz bir hale geliyor. Burada 4 çeşit akbaba türü var. Kara akbaba, sakallı akbaba, kızıl akbaba ve küçük akbaba. Bu arada bir kara akbaba gelip bunu yemez. Bir sakallı akbaba buna gelir, tek parçada yutabilir bunu. Yani bunu ağzına alır, yutar. Ve bunu sindirebilecek bir mide sıvısına sahip. Böyle gotik bir hava var burada, gerçekten enteresan. Korku filmleri gibi. Hani burada o adrenalini insan hisseder. Ki ben sizin de hissettiğinizi düşünüyorum. Arkada titriyor Ahmet. Soğuktan mı korkudan mı onu kamera söyle. Kamera sallanırsa korkudan değil abi. Yani tamam. Gelin abi şöyle. Normalde bana güvenirler, şu an sana güveniyorlar. Hava da kararıyor fazla. Yani bak, karanlıkta böyle kalmamak lazım. Daha büyük abi, gel. Aa, burada ooo, bu ne abi? Bu domuz falan değil. Bu at. At bu. Yılkı atını avlanmış ayı. Ayının besin piramidinde abi yılkı atı, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, ki evcil hayvan besleyenlerin hayvanları olabilir. Tavşan belki ara öğün yapıyordur hani. Biz yani böyle pek şey ona ya, harcayacağız zahmet edeyim. Kuruyemiş yiyoruz ya. Ayı bu arada çok büyük olduğu halde şunu duymuştum ya da bir yerde okudum, hatırlamıyorum. Çok hızlı hareket edebiliyor. Evet. Yani abi, çok hızlı koşabiliyor. Hantal bir hayvan gibi görünmesine bak. Görünmesine rağmen. İnsandan hızlı yüzer, insandan hızlı koşar. Bak. İnsandan hızlı tamam, tırmanır. Doğru bilgiymiş. Yani davranışlarını izledikçe hayran kalıyorsunuz zaten. Sen duydun mu sesi? Duydum. Dur abi. Bence şuradan yavaştan gidelim abi. Sen duymadın ama net duydum yani. Ben de. Net duydum. Ben de duydum. Duydum. O zaman ben bunu bırakıyorum. Daha demin Doğan biraz böyle ciddileşti. Duydun mu bak falan dedi. Herkes bir anda şaşırdı. Sen şöyle bir heyecanlansan bizi bitirirsin. Ben görsem de şimdi soğukkanlı davranırım. Şimdi benim heyecanım hepiniz heyecanlandı. Bak ben görsem... O da bizi riske atar. Tabii ben görsem ne yapacağımı bilmiyorum. Ama şu an korkmamın tek sebebi ayının gerçekten bize bir şey yapmak istediğini düşünmüyorum. Yok, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu beni rahatlatıyor ama şunu sözünü veremem. Yani şuraya gelse senin gibi olamayabilirim yani. Çünkü ilk defa göreceğim, anladın mı? O yalan yok.
Yani her türlü tepkiye açığım tabii ben. Öyle Habib falan gibi güreşemem ayıyla yani. Abi bak bir şey olursa kamerayı bırakma, tamam mı? Kamerayı da al. Abi hazır mısın? Ben hazırım valla. Valla yurt dışında yaşayamayacağım deneyimi yaşatacağım sana. Genelde Afrika'da yaparlar, safari yaparlar ama kendi ülkemizde kendi türlerimizi görmek daha başka. Ayı, kurt, geyik, vaşak, tilki, tavşan, domuz ne ararsan bugün göreceğiz inşallah. Bizim de doğan ayımız var ya. Afrika'ya gitmemize gerek yok yani. Sağ olasın abi. Şimdi burada ekipmanlar var. Çok sistemli bir şekilde biz gece safarisini gerçekleştireceğiz. Bak burada telsizlerimiz var. Tamam. İki araba konuşacağız herhalde. Evet, iki araba gideceğiz. Araçlarımızdan bir tanesinde Ahmet ve Yaşar olacak. Birinde biz seninle olacağız. Aynen. Bir telsiz onlarda olacak, bir telsiz bizde olacak. Onlar fener ve gece görüşlü. Hayvanı gördüğü an bize buradan anons edecekler. Haber verecekler. Evet, ek olarak şunları göstereceğim şimdi. Bizim birçok bölge var burada. Evet. Yani gideceğimiz ayı bölgesi ayrı, geyik bölgesi ayrı. Şimdi biz geyik bölgesindeyken ayı bölgesine ayı gelirse diye haberdar olmak amacıyla bu cihazları yerleştireceğiz. Ha. Bu... Anlık olarak bize fotoğrafı gönderecek telefonumuza. Senin videolarını hep görüyordum da merak ettim. Evet, mail olarak yani herhangi bir hayvan gelirse oraya anlık haberimiz olacak. Süper. Şimdi ekip arkadaşlarımıza da tanıştırmak istiyorum seni. Evet. Yaşar Bey, Ahmet Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Abi Ahmet, bu... Yaşar. Başarının arkasındaki dostlar bunlar. Tabii canım. Tek başına olmuyor, takım işi. Tek başına olmaz abi. Yani yaban hayattasın bir defa. Tek başına gitmek, ya çok cesurum. Ben tek gidiyorum. Doğada tek başına. Bunlar... Ben tasvip etmediğim şeyler. Evet. Başına bir şey gelse. Hep body lazım değil mi? Yani başına bir şey gelse o an yapabileceğin hiçbir şey yok. Doğru. O yüzden ekip çok önemli ve ekibin bilgili de olması lazım. O yüzden bizim ekip bu işlere tam teşekkülle hazır. Tahmin ediyorum. Yaşar Bey kendini anlatabilir. Ben artık şey yapmama gerek yok. Görme ve gösterme aşamasında kendisi zaten prof. Anlatayım. Tabii. Şimdi bugün ben öndeki arabada olacağım. Tamam. Ön sağ koltukta oturacağım. Ahmet arabayı sürecek. Yolu tarayarak gideceğiz. Güzel bir kameramız var. Bize göremediğimiz şeyleri gösteriyor karanlıkta. Bunun sayesinde ben sağ tarafı giderken, gelirken sol tarafı sürekli tarayacağım. Gördüğüm zaman ışıkla size onu önce telsizden söyleyeceğim. Evet. Sessiz olacağız. Doğanay kurulacak. Ben ışık yardımıyla doğanaya hayvanı göstereceğim ve çekim yapacağız. Ondan sonra sessiz bir şekilde yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşırız. Daha yakından görürüz. Hem de daha yakından daha güzel görüntüler alırız. İnşallah bugün geyik ve ayı çekeriz. İnşallah. Benim de yani. Ahmet abi, Bey. Herhangi bir canlı varsa Yaşar görür. Ama Ahmet, ne olduğunu da tam emin olamıyoruz bazen. Bazen karıştırıyoruz. Bir soru sorayım, biz de yanlış yapmayalım. Şimdi hayvanı diyelim gördük. Anında durmamız mı gerekiyor? Hayvanı kaçırmayalım ya da ses çıkarmamız gerekiyor tahminen. Tabii ki abi, sessiz bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Selektör yapma, işte kornaya yanlışlıkla basma, ani kıpraşmalar falan bunlar olmaması lazım. Hayvanı görüyoruz. Aa işte ayı, bu yanlış. Şu olduğunca sakin. Normal düz yolda gidiyormuş gibi. Aklım çıktı lan. Daha da korkuyordu. Doğan oynuyor. Nereye oynuyor? Tuzak mı kurdun lan? Organik bir şaka mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkada hayvanlar birbirini yiyor oğlum. Sen kediler bu kadar korktun. Sayılar mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben vazgeçtim. Ama acayip bir yapıyor. Benim kediler de yaban hayata adapte olmuş. Gerçekten. Ben dağlara taşlara gide gele. Onlar da leoparlaşmış. Her yer can pazarı. Macera başlasın. Hadi o zaman başlayalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkada neler oluyor? Şimdi ses 1-2-3 deneme. Ses 1-2-3 deneme. Sesim geliyor mu? Gayet net. Güzel. Yola çıkmaya hazırız. Hadi başlayalım. Ses 1-2-3 sesim geliyor mu? Sesi net alıyorum. Bu ayıların mekanı dediğimiz yere gidelim. Oraya bir mesaj gönderen fotokapan yerleştirelim. O sırada biz geyiklere bakarken bize mesaj gelirse ayılara döneriz.
Anlaşıldı. Ayıların olduğu mekana doğru gidiyoruz. Takip edin. Takipteyiz, tamamdır. Biz buraya gelip gözlemlemeye geliyoruz. Mevsimi var tabii. 1,5-2 ay sürüyor. Ne geyiği bu? Kızıl geyik. Kızıl geyik. En büyük geyik türü ülkemizdeki. Evet. Sağımızda domuz var. Ağaçlar da. Oo! Domuz şu an sağımızda. Nasıl baktı? Direkt kafaya kaldırdı gitti. Yavru değil mi o ya? Aslında erkek. Aa. Durdu. Bak, dişi görüyor musun abi? Kocaman. Dişleri be gör, belli gördün mü? Küçük değil diyorsun ama. Büyük bağım, azılı. Hadi ya. Uzak olduğu için belki sen küçük gelmiştin de, evet. Videodan dişini görürsün. Bembeyaz şöyle. Azılı dişini gördün mü sen? Hadi ya. Sağla abi. Yanına gitsen saldırır yani. Ya zaten deli gibi kaçma davranışı yok farkındaysan. Dişleri 28 cm'e kadar uzak şey yapabiliyor. Bir ayıdan daha tehlikeli. Yani vurduğu zaman karın bölgesine vuruyor o darbeyi. Ve yani bütün o sindirim organlarını dışarıya çıkartıyor. Köpeklerde bu vakayı çok karşılaşıyoruz biz. Hareket mi var? Var mı görünürlerde bir şey? Domuz, tavşan, tilki? Kontrol ediyoruz. İki tane tavşan var. Şimdi onları göstereceğim ama görüş kapandı. Açayım hemen gösteriyorum. Her zaman buraya. Durdu. Kafasını döndürdü bakıyor. Hayvanlara fıkırdayan adam babasına demiyorum. Abi bu yani can çekişen fare sesi. Öyle mi? Yiyecek arıyor ya şimdi, onu duyunca gelmesi lazım. Diğer arabalar sesinden korktuğu için şey yapmıyor. Tavşana dönebiliriz. Korkar hızlı gidiyor ya. Evet. Görüş açılınca gideceğiz. Anlaşıldı, tamam. Bakın mı? Dövüyor, çık çık. Kuracağımız yere çıkalım. Orada bak. Ayı burada yanımızda. Yavaşça inelim. Nasıl yanımızda? Köpek abi, ayı burada. Şişt, Yaşar, inmeden önce ben makineyi hazır edeyim, dur. Az sonra önümüze yola inecek. Ses yapmayalım. Arabaları istop edelim. Biz yanımıza geliyoruz. Arabadan inmeyelim. Şu an ayıyı görüyorum. Çok net. Ses yapma. Dur lan, dur. Ses verin, ses. Köpeklere bak, nasıl alıyorlar. Bizim geliyor mu? Geliyor. Nerede ayı? Hadi oğlum ya. Aç ver abi, acele yapsın. Ooo. Göremiyorum tam. İlerleyelim mi? İleriden daha net görebiliriz. İlerleyelim. Tamam. İlerleyelim. Tamam. Oraya doğru, ben yürüyerek. Tamam. Azam yürüyerek gidiyor. Abi şansımız gerçekten. Sen dedin ya ben şanslıyım diye. Şu şeye bile gerek kalmadı. Mesaj gönderen kapatalım. Ben sana söyledim ama ya. Yanaş sen dur. Beni tanımıyorsun. Dur abi, şöyle gel. Aa, önümüze çıkacak. Gördün mü? Gördün mü sen abi? Ben görmez olur muyum? Göz göze geldik. Bırak görmeyi. Bayağı böyle bakıştık yani bir süre. İnanılmaz. Hayatımda ilk defa ayı gördüm. Şimdi onu çok rahatsız etmeden arka tarafa dolanacağız. Ve arka tarafa ışık tutarak biraz görüntü almaya çalışacağız. Daha deminden beri bayağı bakışıyoruz ama Doğan ayı da ben ışığı biraz oynattığım için çok iyi görüntü alamadı. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Hadi. Oturuyor yukarıda ya. Oturuyor ya. Nasıl abi? Kalbimiz temiz. Canım kardeşim benim ya.
Süper. Hayatımda ilk defa gördüm ya. Çok iyiydi ama bunlar. Çok, he? Çok iyiydi. İyiydi değil mi? Zen. Çok enteresandı ya. Bir de şey hissettim yani. Korku değil, üzüldüm ya. Sanki adamın rahatını bozuyormuşum gibi hissettim, anladın mı? Hani... Bak burada domuz var abi. Dediğin gibi biz onun evine geldik. Tabii evi. Anladın mı? Burada domuz mu var diyorsun? Bence var. Yani köpeğin havlu işine göre yorum yapayım. Sen var diyorsan vardır ya. Köpek abi. Ben artık tamamen teslimim sana kardeşim. Böyle üzüldüm, çok naif duruyordu ya. Çok tatlılar. Çok tatlılar ya. Şey gibi ayı. Ya beni kızdırmazsan ben... Aynen. Biraz sessiz olalım abi. Aşağı inelim tam. Ben araçtan inip birkaç gece görüşüyle gözlem yapacağım. Ses yok. Bak hızlı olun. Dakika bir böyle bir ya. Çok şanslısın Cihat. Yatım. Kanka nerede tam? Kanka tam benim hizamda, karşıda ama. Uzak mı? Şey yapalım, sabitleyelim. Ya ben de seninle ineceğim en son. Görüntüyü alalım mı? Ondan sonra şey yap. Tamam, tamam. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ay kardeşim. Abi şöyle bir de. Geliyor. Hadi. Gel gel diyor. Burada. Huzurluğumda mı? Aa, tamam. Uhu. Gel. Işığı bir tık düşürsene. Heh. Yakabilirsin. Maslı abi. Ekranı çek istersen bir. İnanılmaz gözüküyor şu an. Bir de tam tepede. İstersen araba şey yap abi, titremesin. Gidecek gerçi. Gitti gitti. Şu aşağı çekelim yine. Aşağı, aşağı tamam, ha? Geliyorum. Orada biraz bekleyelim. Ahmet. İnanılmaz bir görüntü aldık. Ayı kardeşle ilk defa Doğanay kardeşim sayesinde tanışmış olduk. Bir daha kampta görüşürsek ben seni bir yerden tanıyorum derim. Verdiğiniz çok teyiz. Abi şanslısın gerçekten. Ama sana sabah söylemiştim. Şimdi bu çektiğimiz ayının adı Kar. Tabii. Kar ve kışın isimlerinin anlamları şuradan geliyor. Kar, hani kar yağınca hava biraz daha yumuşak olur ya. Evet. Bu biraz daha yumuşak bir mizaç işte. He. İnsanlarla böyle çok agresyon göstermiyor. Kış var bunun kardeşi. He. İşte kış geldi deriz ya, havalar soğudu, evet. Sert geldi. O da işte kış. Daha mı sert? Bunun arkasından bir geliyor. Bu sesi bir veriyor. Sinirlendiği anlamına geliyor. Yapıyor böyle. Bu sesler sinirlenme ve saldırma eylemine geçtiği hareketi. Şimdi bu evet biraz daha böyle sıcakkanlı ama diğeri öyle değil. Şimdi bunu böyle rahatlıkla çekebiliyoruz. Arabadan inip mesela şöyle yakından görüntü alalım diyebiliyoruz. Diğerinde demek doğru olmaz. Dedim yani hayvanların davranışlarını biliyoruz, ona göre davranıyoruz. Sen oyunlarını biliyorsun. Ona göre davranıyoruz. Yüzünden tanıyorsun ha? Tabii canım. Kar bu. İnanılmaz bir şey. Sonuna gelecek diye düşünüyorum. Bekleyelim senden. Bekliyorum. Abi biraz da sağa yanaşır mısın? Yanaşır. Evet. Tamam. Yatamayı veriyor. Sağa sola bakıyor. Kalk kalk gir. Tamam. Evet, tam önde direkt. Arabayla bir yere değil mi zaten? Ama önümde direkt var. Geri gelmek lazım. Hareket ediyor Yaşar. Sabit tut da. Gidecek geri. Gel abi gel. Tamam. Tamam mı? Gidiyor zaten. Ayırdım ayı. Olsun bir ayırdı. Ya bu da. Daha yavru. 1,5-2 yaşları. Geçen sene küçücüktü. Şimdi varan 3 ve 4.
bir tilki gördük. Daha doğrusu gereken de görmüştük ama tam görememiştik. Şimdi tam gördük. Tilki, tavşan. Tavşanı da gördük. Domuz, ayı. Ben vallahi sen sayarken dedim ki... Yani öyle sayıyor dedim yani. Hepsini göremeyiz herhalde ama 4 tane gördük. Efendim? Elde var 4 arkadaşlar. Ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Vallahi mükemmel oldu abi. Sen de şanslısın gerçekten abi. Ben seni bulduğum ve tanıdığım için şanslıyım. Ben de öyle abi. En büyük şansım o. Burası güzel göründü çünkü. Ya. Ahmet ne çekiyorsun? Ya. Düşünce alalım. Tamam. Vallahi çok iyi. Şey. Yemin ediyorum var ya. Hem hayvan avcısı. Zayiat var mı? Var mı bir şey? Yok, yok abi ya. Kartallarla savaştı buna. Buna bir şey olmaz. Evet beyler. Bugün bayağı verimli geçti diye düşünüyorum. Çok iyi. Öncelikle hayvanları gördük. Tamam geyik göremedik ama sevindim. Çünkü geyik görmediğiniz için bir daha gelmem gerekiyor. Ama sözün olsun. Geyik sözün beklerim olsun. Beklerim abi. Tamam. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Doğanay'ı tanıyordum uzaktan. Bir kere bu arkadaşınız dostluğunuz mükemmel. Tam takım olmuşsunuz. Siz doğada canlı film izliyorsunuz. O yüzden bu maceranın peşinden gitmeniz birçok gence örnek olmalı. Harika bir şey gerçekten. Ben de bu kadar kampa gittim. Hiç ayı görmemiştim. Hayatımda gördüğüm ilk ayı size gördüm. O yüzden sizi unutmayacağım emin olabilirsiniz yani. Bana çok güzel bir tecrübe yaşattınız. O yüzden tek hancelerini yaşayacağız abi. Bekleriz. Ben sizi bırakmam. Sizi bırakmadığınız sürece ben sizi kapalı çalarım. Çekim olsun olmasın ekip, gelirim yani. Ekip burada. Geyik sezonunu sor söylesin. Abi kesinlikle gelmeliyiz. Harika. O yüzden sizlere kadar teşekkür ederim. Az. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Senin ayağına teşekkür sağlık. Çok güzel. İstanbul'a gelirseniz mutlaka bekliyorum. Bu son olmasın. Artık herhalde bir dahaki sefere bir daha bu kanalda görüşürüz. İnşallah. Kapatıyorum o zaman diyor. Kapatalım abi. Biz aramaya devam ederiz değil mi? Bir bakarız abi. Arkadaşlar biz doyamadık. Biz devam edeceğiz tamam. Gerçekten. Ama herhalde kapattığım en yorgun videolardan bir tanesi. Gözlerim kapanıyor şu anda. O yüzden biraz enerjim düşük. Ama eğer videoyu Burak'a izlediyseniz teşekkür ederim. Bu adamı zaten tanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yorum yazmayı unutmayın. Doğan'a evinizden selam göndermeyi unutmayın. Ve başka videoda görüşmek üzere. Sen de selam. Kendinize iyi bakın tamam mı? Hoşça kalın. Ama evet. Dur kardeşim.